Herkes diyor ya, Allah büyüktür. Bu devran bir gün dönecektir. Merhaba değerli izleyenler. Bir yangın felaketinin bıraktığı derin ve iyileşmesi de belki hiçbir zaman mümkün olmayan bir yarayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, Mardin'in Mazı Dağı ile Diyarbakır'ın Çınar ilçelerinde 20 Haziran gecesi çıkan bir yangın ve bu yangında tam 15 kişi yaşamını yitirdi, onlarca yaralı bıraktı. Ve iki kardeşin acısını sizlerle paylaşacağım. Bir hikaye, ilginç bir kardeş hikayesi değerli izleyenler. İki kardeş birden yangını söndürmek için evden çıkıyorlar ve maalesef ikisinin de cansız bedeni geri geliyor evlerine. Evet, Ahmet ve Mardin arasında çıkan yangına müdahale etmek için kendi insanlık görevlerini yerine getirmek için evden çıkan Mazhar ve Nuri Demir kardeşler, kuzenleri Hasan Demir ile birlikte maalesef yaşamlarını yitirdiler değerli izleyenler. Kardeşlerden Mazhar 24 yaşında, Nuri de 22 yaşındaydı. Yangın haberini alır almaz müdahaleye koşuyor kardeşler. Komşu köyleri olan Tobini'de alevlerin arasında kalan Abdurrahman ve Ubeydullah Buğdaycı kardeşleri kurtarmak istedikleri için evden çıktılar. Ancak Buğdaycı kardeşlerle aynı yangında acı bir şekilde maalesef yanarak yaşamlarını kaybettiler. Evet, Mazhar ve Nuri kardeşler liseden itibaren ailelerine yardımcı olmak için okulu terk etmek zorunda kalmış. Nuri Demir köyde çobanlık yaparak ailesinin geçimine destek olmaya çalışırken Mazhar Demir ise çelik montalama işi için farklı kentlere çalışmaya gidiyordu zaman zaman. Mevsimlik tarım işçisi olarak Sakarya'ya giden akrabalarının 2020 yılında ırkçı saldırıya uğramasının ardından mevsimlik işçiliğe gitmeme kararı alan Mazhar Demir o yıldan itibaren çelik montalama işlerinde çalışmaya başlıyor. Evet, nişan hazırlıkları yapan Mazhar Demir alışverişini tamamlamış, 23 Haziran için artık salonda tutmuştu. Ancak nişanını yapmayı planlayan ailesi Mazhar'ın cenazesini defnetmek zorunda kalıyordu. Belki de insan hayatında insanın hiçbir zaman unutamayacağı bir yara. Evet, ailenin, annenin, babanın, kardeşlerin hiçbir şekilde iyileştiremeyeceği bir yarayla aile sarsılıyor. Ve kardeşlerden Helin Demir ise boğazına adeta kelimeler düğümlenerek şöyle diyor. Bu hafta nişanımız vardı, kısmet olmadı. Her iki kardeşim de çok iyiydiler. Kime sorsanız hepsi çok severdi. Sürekli bizimleydiler. Telefon ediyordu. Ambulanslar askerden emir gelmeden gelmeyeceklerini söylüyor orada sürekli. Sorumluların açığa çıkarılmasını istiyoruz ama üzerini kapatmaya çalışıyorlar diyordu Helin. Evet değerli izleyenler, Helin'in burada dikkat çekmek istediği çok önemli bir nokta var. Ambulansları arıyorduk ve ambulanslar askerlerden emir almadan gelemeyiz diye söylüyorlardı. Allah aşkına, Türkiye'de nerede ambulanslar hareket ettiği zaman askerlerden izin alarak, onay alarak bir yere gidiyorlar? Türkiye'nin herhangi başka bir yerinde böyle bir uygulama mevcut mu acaba? Efendim askerlere ulaşacaklar, ve askerler tamam gidebilirsiniz dedikten sonra o hastayı tedaviye gidecekler ya da hastaneye kaldıracaklar. Ya askerler telefona çıkmıyorsa, ya askerler bakmıyorsa, ya askerler geç cevap veriyorlarsa, ya askerler gitmeyin derlerse ne olacak peki? Savaş alanlarında bile ambulanslar kimseden izin alarak savaş alanına girmiyor değerli izleyenler. Ambulanslara savaş alanında bile dokunulmuyor. Ambulanslar istedikleri yere sorgusuz sualsiz bir şekilde her yere ama girebilme yetkisine sahiptirler. Ama maalesef söz konusu Kürdistan, Kürt illeri, Kürtler olduğu zaman işte görüyorsunuz. Bakınız, Helin içi parçalana parçalana diyor ki biz ambulansları aradık ve ambulanslar askerler onay vermeden gelemeyiz demişler. Ve sabah saatlerine karşı ambulans ve helikopter geldiği zaman da iş işten çoktan geçmiş. Ve bu cenazeleri köylüler kendileri alıp getiriyorlar değerli izleyenler. Allah böyle bir acıyı hiç kimsenin başına getirmesin. Allah böyle bir felaketi hiçbir toplumun başına getirmesin. Evet, bu bir felaket ama felaketi doğuran sebepler vardır. Ve bu felaket göre göre bile bile gelmiş bir felakettir. Bakınız, elektrik tellerinden sürekli bahsediliyor. Savcılık dün bir karar almıştı. Evet, doğrudur. Yangın sebebi elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu çıkmıştır diye. Resmi olarak. Ve bugün sosyal medyaya düşen bir görüntü. Ve o görüntülerde kıvılcımın evet gerçekten de elektrik direklerinden çıktığı görülüyor. Kim suçlu? DEDAŞ mı? İktidar mı? Devlet mi? Vali mi? Kaymakam mı? Kim? Bunun sebebi kim? Bunu onarmayan, yıllardır hiç dokunmayan kim acaba? Bu sorunlar hakkında bir soruşturma başlatılacak mı? Çünkü Kürdistan'ın dört bir yanı şu anda da yanıyor. Bugün de yine yangın haberleri geldi değerli izleyenler.
neden bir tedbir alınmıyor? 4-5 gündür yangınlar var. Neden bu bölgeler afet bölgesi olarak ilan edilmiyor? Söz konusu Kürt illeri olduğu zaman neden bölücülük ve ayrımcılık yapılıyor? Neden? Evet, bizler bu yayınları yaptığımız zaman yayınlarımızın altına ahlaksızca hakaret ve küfür eden, nefret içerikli suçlar işleyen faşist zihniyetli insanlar da var. İnsanlıklarını yitirmişler bunlar. Onurlarını yitirmişler. İnsanlık onurlarını ayaklar altına almış bir güruhtan bahsediyoruz. Bir toplum o hale getirilmiş ki bir yangın felaketine sevinecek kadar, oh olsun diyecek kadar alçalmış insanlığını kaybetmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Bu toplum nasıl bu hale geldi? Ya ne zaman böyle oldu bu? Kim bu toplumu bu hale getirdi? Kürt düşmanlığı bu toplumun dinini, imanını nasıl da almayı başarmış? Kürt düşmanlığı bu insanların insafını nasıl kıt etmeyi başarmış? Nasıl olur? Bir insan nasıl olur? Başka bir insanın bir felakette ölmesine nasıl mutlu olabilir ya da sevinebilir? Bir topluma karşı kin ve nefreti bu derece açığa çıkmışsa eğer, buradaki suçlu kim gerçekten? Devlet ve iktidar yıllardır Kürt düşmanlığı yaparak bu insanlara, Türkiye toplumuna en büyük kötülüğü yapmıştır işte. Bir topluma yapılan en büyük kötülük o toplumun insani uzuvlarını ya da insani yönlerini kaybettirmektir. Ona sebep olmaktır. İşte devlet, işte mevcut hükümet tam da bunlara sebep olmuştur. İnsanların insanca düşünmesine, her insanın ölebileceğine, acıların ortak olduğuna, acının kimliği, cinsiyeti olmadığına bu toplumu bundan uzaklaştırmışlar. Toplum hiçbir şey düşünemiyor. Düşmanlıktan başka, Kürt'ün ölümüne sevinmekten başka bir şey düşünemez hale geldi. İyiler de var, bu iyiler de maalesef ki seslerini çıkaramıyorlar. Bunlar da sessiz iyi olan insanlardır. Hayır, siz sessiz kalmakla aslında iyilik yapmıyorsunuz. Siz bu düşman topluma, bu insanları bölen, parçalayan, dışlayan topluma karşı açık bir şekilde tavrınızı ortaya koymadıkça maalesef siz de farkına varmadan bu işlenen suçlara ortak oluyorsunuz. Evet, zulme karşı sessiz kalmak, o zulme ortak olmak ya da kabul etmektir. Bu zulümdür. Kürt halkına karşı geliştirilen bir zulümdür bu. Halkın bu kadar düşman olması bir zulümdür. Nefret içeriklerin bu kadar konuşulması, dile getirilmesi bir zulümdür. Ve lütfen duyarlı Türk halkı, diğer halklar, bu zulme karşı siz de çıkmanız gerekiyor. Ezilen nerede kim olursa olsun lütfen ezilenden yana olun. Mazlumdan yana olun lütfen. Çok acı ki Türkiye toplumunun büyük bir kısmı şu anda maalesef zalimden yana tavır koymaya devam ediyor. Biz de diyoruz ya, herkes diyor ya, Allah büyüktür. Bu devran bir gün dönecektir. (Gülüyor)